Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. Lekad câet rusulü Rabbina bilhak. صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم جناب حق وفياز مطلق cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Yüce Rabbim, içinde bulunduğumuz Şaban-ı Şerif'i hakkımızda bereketlere, hayırlara vesile eyleye. Ramazan-ı Şerif'i idrak edip ihya edebilmeyi, memnun bir şekilde onu uğurlayabilmeyi her birimize nasip eyleye. Kıymetli dostlar, üç aylar dediğimiz Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif ayları geldi ve gidiyor. Yarıdan fazlası geçmiş oldu. Yarıdan azı kaldı. Üç ayların yarıdan azı kaldı. Nasip olursa Ramazan-ı Şerif'e kadar daha sadece bir cumamız vardır. İkinci cumayı Rabbim nasip ederse Ramazan-ı Şerif'in ilk cuması olarak kılmış olacağız. Elbette Ramazan-ı Şerif ayı biz Müslümanların hayatında, hayatımızın akışında müstesna bir yeri vardır. Selef-i Salihin, yani geçmiş büyüklerimiz, Ramazan-ı Şerif ayında ellerinden geldiği kadar ibadet eder, gayret ortaya koyarlardı. Ramazan-ı Şerif geçtikten sonra tam 5 ay, Allah'ım biz bu geçtiğimiz Ramazan'da yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eyle, eksiklerimizi gider, Ramazan-ı Şerif'teki ibadetlerimizi mebrur ve makbul ibadetler listesine kaydediver diye 5 ay gerideki Ramazan-ı Şerif'in içerisinde yapmış oldukları amellerin kabulü için yalvarırlardı. Sonra Ramazan-ı Şerif'e 6 ay kala başlarlardı, Allah'ım sağlıklı, sıhhatli bir şekilde önümüzdeki Ramazan'a yetişmeyi ve onu da güzel bir şekilde değerlendirmeyi nasip eyle diye senelerinin tamamını Ramazan-ı Şerif'le endeksliyorlardı. Yani Ramazan geçince 5 ay, o Ramazan içerisindeki ibadetlerin kabulüyle ilgili yalvarırlardı. O 5 ay bitince, Ramazan-ı Şerif'e 6 ay kalınca, bu sefer Ramazan-ı Şerif'in sağlıklı, sıhhatli bir şekilde gelmesini ve onu da ibadetlerle geçirmeyi Rabbim nasip etsin diye dua ederlerdi. Gözlükten gözlüğe fark var kıymetli dostlar. Yani bakmaktan bakmaya fark vardır. Bazıları Ramazan ayı deyince akla sadece iftar sofraları ve sahur yemekleri sofraları gelir. Ve dolayısıyla 2 ay önceden, 3 ay önceden iftarla ilgili hazırlıklar başlar. Efendim, bu anlayış, elbette Ramazan-ı Şerif ayında sofralarda renklilik olması ayrı şeydir.
Ama Ramazan deyince akla iftar sofralarının gelmiş olması, sanki Ramazan sadece midelere hitap ediyor gibi yanlış bir algıdır. Ramazan-ı Şerif ayı deyince Kur'an-ı Kerim onu nasıl anlatmıştır? Estaizu billah. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı Kur'an'ın içerisinde indirildiği aydır diyor. Yani Ramazan ayı deyince Kur'an gözüyle baktığımız zaman Kur'an ayı geliyor. Akla gelmesi lazım. Ramazan ayı deyince oruç akla gelir, teravih akla gelir, itikaf akla gelir, Kadir gecesi akla gelir. Böyle gelmesi daha doğrusu gerekmektedir. Demek ki Ramazan deyince, Ramazan'a hazırlık deyince, iftar sofralarına olan hazırlık değil, belki ruhen ve zaman açısından Ramazan-ı Şerif'e hazırlık yapmak akla gelmelidir. Peki Ramazan-ı Şerif'e hazırlık nasıl yapmalıyız? Nelere dikkat etmemiz lazımdır? Şöyle bir izah ve ifade vardır. Evimize ağır bir misafir çağırmak istediğimiz zaman, saygın bir misafir geleceği zaman biz ne yaparız? Evimizi ona hazır hale getiririz. Doğru mu? Evimizi ona hazır hale getiririz. Peki ne yapacağız? Mesela evde temizlik yapılması gerekiyorsa önce temizlik yapılır. Sonra boyasında, badanasında sıkıntı varsa tezyinat işi yapılır ve misafire elverişli hale getirilir. Şöyle diyelim, bir damat yeni evleniyor, eve yerleşecek. Şimdi ev tutması bir mesele, ev bulması bir mesele. Ne yapacak? Önce temizliği yapılacak, sonra boyası, badanası bakılacak, eşya yerleştirilecek, gelin hanım, damat bey gelecekler, eve yerleşecekler. Şimdi Ramazan-ı Şerif bizim iyi bir misafirimizdir, ağır bir misafirimizdir. Bu Ramazan-ı Şerif gelmeden önce o misafire karşı almamız gereken tedbirlerden bir tanesi, tevbe ile, samimi tevbe ile sene içerisinde ne kadar kendimizi kirlettiysek, kalbimizi, hayatımızı kirlettiysek bir defa tevbe etmek suretiyle gönlümüzü, hayatımızı Ramazan-ı Şerif'i ağırlamaya hazır hale getirmemiz lazım. Malumunuz kıymetli dostlar, tevbe her zaman lazımdır. Her gece gündüz, her zaman, her dakika müminin tevbe kapısı açıktır. Ve her zaman tevbe de yakışır. وَهُوَ الَّذ۪ي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه۪ Allah-u Teâlâ da kullarının tevbesini kabul eder. Yeter ki biz tevbe edelim. Tevbe dönmek, vazgeçmek demektir. Yoksa tevbe sadece tevbe ettim demek değildir. Alıştığımız bir günah varsa, yaptığımız bir günah varsa ondan vazgeçmek, pişman olmak tevbedir. Şimdi kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif yaklaşırken biz yapmamız gereken, Ramazan-ı Şerif'e hazırlık olarak yapmamız gereken kendimizi tevbe ile beraber bir arındırmamız lazım, temizlememiz lazım. Mevla Celle ve Ala Hazretleri Nur Suresi'nin 31. ayeti kelimesinin sonunda şöyle buyuruyor. Es-Sa'idu billah. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey müminler! Topluca Allah'a tevbe edin, Allah'a yönelin. Eğer böyle yaparsanız siz felaha erersiniz. Felaha ermeyi, kurtuluşa ermeyi ümit edersiniz buyuruyor. Dolayısıyla tevbe ile beraber Ramazan-ı Şerif'e girmek en güzel bir giriştir kıymetli dostlar. Tevbe ile ilgili de söylemiş olduğum noktayı unutmamak lazım. Yani tevbe dediğimiz vazgeçmek demektir. Pişman olmak demektir. Bir daha yapmamaya karar vermek demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya eyyühennâs, ey insanlar diye bize bir tembihte bulunuyor. Tûbû ilallah, Allah'a tevbe edin diyor. Fe inni etûbû fil yevmi
اِلَيْهِ مِئَةَ مَرَّةٍ Yani ben her gün 100 defa tevbe ediyorum. Yani Aleyhissalatu vesselam Efendimiz her gün 100 civarında istiğfar ederdi, Allah'a yönelirdi. Halbuki Aleyhissalatu vesselam Efendimizin لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ Bir, peygamberler masumdur. İki, Cenab-ı Hak ben senin geçmiş, gelecek ne kadar kusurun olsa bile ben affettim diye garantisini de vermişti Allah Celle Celaluhu. Buna rağmen Aleyhissalatu vesselam Efendimiz her gün 70 kere istiğfar, 70 defadan fazla istiğfar ederim, bir defasında da 100 defa istiğfar ederim demiştir. Eğer o ömrünü istiğfar ile, gününü istiğfar ile geçiriyorsa, biz daha fazla istiğfara sarılmalıyız. Hele hele Ramazan-ı Şerif'e hazırlık yaparken de günahlardan arınıp pırıl pırıl tertemiz bir şekilde Ramazan-ı Şerif'i karşılamaya çalışmalıyız kıymetli dostlar. Peki Ramazan hazırlıklarında bir iyi bir tevbeyle hazırlanmak lazım dedik. İkincisi, bir de işin dua boyutu vardır. Biliyorsunuz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Recep ayı gelince Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan diyordu. Yani özellikle Recep ve Şaban ile ilgili, Ramazan ile ilgili de dua ediyordu. Allah'ım Recep ayını ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl. Ramazan-ı Şerif'e de yetişmeyi nasip eyle. Bu duayı Efendimiz yapıyordu. Dolayısıyla biz de Ramazan-ı Şerif'i dua ile beraber karşılamamız lazımdır. Dersime başlarken bir Selefi Salihinden, geçmişlerden bir örnek verdim. Dedim ki, Selefi Salihin Ramazan-ı Şerif'ten sonra 5 ay dua yaparlardı Ramazan'la ilgili. Ne duası yaparlardı? Ramazan-ı Şerif'te yaptığımız ibadetleri kabul et diye. Peki bir dahaki Ramazan'a 6 ay kala, bu sefer Allah'ım bizi önümüzdeki Ramazan'a ulaştır, yetiştir, onu da canlı ve heyecanlı bir şekilde değerlendirmeyi nasip eyle diye dua ederlerdi. Biz de Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine sağlıklı, sıhhatli bir şekilde o günlere, Ramazan-ı Şerif'e kavuşup onu ibadetle ihya edebilmeyi niyaz etmeliyiz. Kıymetli dostlar, bu Covid hastalığı sebebiyle bilhassa söylediklerimiz daha da kolay anlaşılır. Bakıyorsun ki bugün sapsağlam olan insan birdenbire bir rahatsız oluyor, rahatsızlık geçiriyor, hastaneye kaldırılıyor, efendim testi pozitif çıkıyor derken hastaneye yatması gerekiyor. Bir de bakıyorsun ki yoğun bakımda, bir de bakıyorsun ki farklı haberler gelmiştir. Bunlar hiç beklemediğimiz, ummadığımız insanlar için geçerli oluyor. Çok sağlam gördüğümüz insan bakıyorsun ki dayanamıyor, takdir-i ilahi neyse o oluyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz Ramazan-ı Şerif'e yetişmemiz sadece yetmiyor. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde yetişmemiz gerekiyor. Bu da yetmiyor. Ramazan-ı Şerif'e yetiştiğimiz zaman onu ibadetle geçirebilecek bir anlayış, bir inanç lazımdır. Çünkü dersimin başında da ifade ettiğim gibi Ramazan deyince bazen bilhassa çocukların aklına gelir? İftar sofralarındaki renkli renkli yemekler gelir. Ya çocuklar böyle düşünebilirler. Ama olgun insanlar, kamil insanlar Ramazan deyince mideye hitap eden tarafını değil, kalp dünyamıza, ahiretimize hitap eden tarafını ön plana çıkarmak lazım. Demek ki tevbe ile beraber Ramazan-ı Şerif'e hazırlanmalıyız. Dua ile beraber Ramazan-ı Şerif'e hazırlanmalıyız. Biz şimdi Şaban-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Allah'ım Şaban ayımızı bereketli kıl, Ramazan-ı Şerif'e idrak etmeyi bizlere nasip eyle diye duamıza devam etmeliyiz. Üçüncü olarak kıymetli dostlar, elhamdülillah bizim millette bu vardır. Ramazan-ı Şerif geliyor diye sevinmek. Ramazan'ın gelişiyle ilgili sevinmek. Kayıtlarda, kitaplarda مَنْ فَرِحَ بِدُخُولِ رَمَضَانِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النِّيرَانِ diye zikredilir. Yani bir insan Ramazan-ı Şerif ayı geliyor diye sevinirse, bunun sevinci Ramazan'daki ibadetten kaynaklanıyor, oruçtan kaynaklanıyor, itikaftan kaynaklanıyor, teravih namazından ve Kadir gecesinden dolayı, yani
manevi hazlarından dolayı bu insan mutluluk duyuyor. Allah Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif'in gelişi sebebiyle sevinen insanları, mutluluk duyan insanları efendim cehennem ateşine haram kılar buyurulmuştur. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Yunus Suresi'nin 58. ayeti kerimesinde Es-Sa'id billah kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bidalika felyefrahu. Allahu Teala'nın fazlı keremi, Allahu Teala'nın rahmeti sebebiyle siz sevinin. Yani eğer bir şey sizi Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ulaştıracaksa, fazlı keremine ulaştıracaksa mutluluğu orada duymanız lazım. Bir insanın ne kadar parası olursa olsun, ne kadar maddi imkanı olursa olsun, bunlar bir balon gibidir. Bir nefeslik hükmü vardır. Gözünü yumduğun zaman bunların hiçbirisi senin değildir. Asıl mutluluk nedir? Bir insanın namazdaki kalitesidir, ibadetteki kalitesidir, ahlaktaki güzelliğidir. Allah'ın nezdinde onun derecesini yükseltecek ve ahiret sermayesi olacak olan güzel tavır ve davranışlarıdır. Bundan dolayıdır ki Ramazan-ı Şerif ayı, Rabbimizin rahmetiyle bize tecelli ettiği ilk 10 gününün rahmeti Rahman'ın, rahmeti Sübhaniye'nin, ikinci 10 günü mağfireti Sübhaniye'nin tecelli ettiği, üçüncü 10 günü de itkum minen niran dediğimiz böyle patır patır cehennemlikler listesinden gayretli insanların silindiği, kısacası başından sonuna kadar Cenab-ı Hakk'ın kullarına lütufta bulunduğu bir mevsimdir Ramazan-ı Şerif ayı. Dolayısıyla biz iple çekeriz Ramazan-ı Şerif ayını, Rabbimizin bu güzel lütuflarına mazhar olabilmek için. Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif gelirken yapacağımız, yapmamız gereken hazırlıklardan bir tanesi de mümkündür ki bir insan hastalığı sebebiyle veya başka engelleri sebebiyle bir önceki Ramazan-ı Şerif'ten tutamadığı kazaya kalmış olan orucu olabilir. Bir insan bir Ramazan'daki kazasını bir sene sonra gelecek olan, 11 ay sonra gelecek olan Ramazan'a kadar tutmaz mı? Elbette tutmalıdır. Bir kazayı bu kadar uzun süre geciktirmemelidir. Bazı insanlar askerdeyken o mevsimde, Ramazan mevsiminde tatbikatta şurada burada olabilirler. Ramazan orucunu tutamayabiliyor veya bir kısmını tutamayabiliyor. Askerden geliyor, aradan 2 sene, 3 sene, 5 sene, 10 sene geçiyor, hala onlar kaza olarak duruyor. Kısacası Ramazan-ı Şerif ayına girerken daha önce üzerimizde ister Ramazan'dan niye ister başka bir konudan üzerimizde ne olmamalı? Bir oruç borcu olmamalı. Yani oruç borçlarımızı telafi etmeliyiz, halletmeliyiz. Ramazan-ı Şerif'e bu şekilde hazırlık yapmalıyız. Malumunuz farz olarak Ramazan orucunun dışında bir insan yemin yapar, yeminini bozarsa yemin kefareti vardır. Yemin kefareti normalde 10 tane fakire birer tane fitre vermek demektir. Yani en azından 30'ar liradan 300 lira dağıtmaktır 10 tane fakire. Adam fakir, kendisi fakir, gariban, kendisi para verebilecek imkanı yoksa o 3 gün oruç tutacak. Onun oruç tutması farzdır mesela. Bir insan elinden bir kaza çıkarsa, bir adamın ölümüne, bir insanın ölümüne sebebiyet verirse yanlışlıkla, bu da 2 ay peş peşe oruç tutması lazım. Buna katil kefareti denir ki, mesela zimmetimizde böyle bir oruç varsa, bunu da ne yapmak lazım? Ramazan-ı Şerif'ten önce mümkünse halletmek lazım. Yani kısacası Ramazan-ı Şerif ayına yaklaşırken oruç borcu diye zimmetimizde bir borç varsa bunları telafi edip devreden çıkarmak lazım. Borçsuz bir şekilde Ramazan-ı Şerif'e yetişmek lazım. Ramazan-ı Şerif'le buluşmak lazımdır. Ebu Seleme radıyallahu anh Efendimiz der ki, Ayşe annemiz radıyallahu anhadan şöyle duydum. Dedi ki: "Kâne yusûmu aleyyes kâne yekûnu aleyye savmu min Ramazâne fema estatî'u en aqdiyehu illâ fî Şaban." Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha
Ramazan'dan işte kadınlık halleri, kadınlar adet halindeyken oruç tutamıyorlar. Ramazan-ı Şerif'te böylece üzerimde oruç borcu olurdu. Sene içerisinde de sağlık durumlarım elverişli olmadığından maniler olur. Bir de bakarım ki Ramazan-ı Şerif yaklaştı. Allah! Şimdi ben bir önceki Ramazan'ın borcuyla bu Ramazan'a girmemeliyim der. Mutlaka en son Şaban ayında borçlarımı tamamlardım. Ramazan-ı Şerif'e borçsuz bir şekilde girerdim. Şimdi kıymetli dostlar, bir insan sahibi tertip diye bir şey vardır. Üzerinden 5 vakitten fazla namaz kazaya kalmamış ise ona sahibi tertip denir. Mesela hiç kaza namazımız yok. Hepsini vaktinde kılmışız. Ama sabah kalktık ki güneş doğmuş. Sabah namazı kazaya kaldı. Üzerinde kaza namazı olmayan adam veya 5 taneden fazla kazası yok. Hiç yoktur veya bir tane, iki tane vardır. Bir insanın üzerinde kaza namazı varsa, bir tane, onu kılmadan vakit namazını kılamaz. Hiç kazamız yok. Sabah namazı kazaya kaldı. Sabah namazı hatırımızdayken öğle namazını kılsak öğle namazı olmaz. Önce sabah namazını kılacaksın, sonra öğle namazını kılacaksın. Yalnız kim için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın? Sahibi tertip için söylüyorum. Yani hiç kazası olmayan bir insana sahibi tertip denir. Bu adam kazara bir namazı kazaya kalsa, onu hatırlayarak öbür namazı kılamaz. Önce kazasını kılacak, sonra vakit namazını kılacak. Demek ki öğle namazına durabilmem için sabah namazının borcunu zimmetimden düşürmem lazım. Teşbihte hata yok. Ramazan orucunu tutabilmek için de hazırlık adına söylüyorum. Daha önceki Ramazan'dan üzerimize oruç borcu varsa onu ne yapmak lazım? Halletmek lazım. Ben sadece bazı kardeşlerimiz bu konuda gevşek davranmış olabilirler. Hatırlatmak için söylüyorum. Tanıdığım, sevdiğim bir dostum vardı. Kendisi bana askerdeyken orucunun kazaya kaldığını, tatbikat vesaire sebeplerle bir Ramazan'ı tutamadığını söylemişti. Benimle konuştuğu zaman yaşı 35-40 civarındaydı. Dedim ne yaptın? Hala tutmadım onları dedi. Tutacağım inşallah dedi. Aradan 4-5 sene geçti. Sonra aradım kardeşimizi. Hanımı dedi ki, hocam o rahmetli oldu dedi. Ya ne zaman rahmetli oldu? İşte trafik kazasında rahmetli oldu, bir sene oldu falan. Hemen merak ettim. Dedim ki, ya yenge hanım, o oruçlarını kaza etti mi dedim. Yok hocam, maalesef. Normalde ibadetinde hassas, yani Ramazan orucunu tutan birisiydi, namazını da kılan birisiydi. Ama askerden kazaya kalmış olan bir aylık orucu, aradan 10 sene, 15 sene, 20 sene, 30 sene geçmesine rağmen işte tuttum, tutuyorum, tutacağım dersek ne oluyor? Geliyor bir Ramazan, efendim hala o kaza olarak devam ediyor. Ramazan'dan çıkıyoruz, ağzım burnum derken öbür Ramazan geliyor. Onun için Ramazan-ı Şerif'i karşılarken üzerimde oruç borcu var mıdır, yok mudur? Bunu düşünerek oruç borcu varsa onu en azından Şaban ayında, şu içinde bulunduğumuz ayda telafi etmek lazımdır. Kıymetli dostlar, ilmihal farzdır. Ne demek ilmihal farzdır? Namaz kılan bir insanın namazı sahih olacak, kabule şayan olacak kadar namazla ilgili bilgisi farzdır. Şimdi oruca gelince, oruçla ilgili de biraz bilgi sahibi olmak lazım. Yani adam kalkmış sahur vaktinde, geç kalmış, bakmış ki saat, efendim 2 saat gecikmiş, güneş doğmuş, perdeleri çekmiş, kapatmış, biraz daha yemiş, efendim orucunu öyle devam etmiş. Şimdi ben perdeleri kapattığım zaman, çektiğim zaman ortalık karanlık, evin içerisi karanlık olunca hala yemeye devam edebilir miyim? Yani böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. O zaman oruç tutacak olan insan biraz da oruçla ilgili nasıl olması lazım? Bilgisi olması lazım. Dolayısıyla bilgi açısından da ilmihallerden, kolay anlaşılır ilmihaller az değildir. İlmihallerden veya sohbetlerden Ramazan-ı Şerif'in orucuyla ilgili
kendimizi geliştirmemiz lazım, bilgi sahibi olmamız lazım. Bu şekilde de Ramazan-ı Şerif'e hazırlık yapmamız lazım. Ayrıca kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'e yapılacak olan hazırlıklar cümlesinden şu da olmalıdır. Hepimizin veya birçok insanın rutin işleri vardır, görevleri vardır, takip ettiği işler vardır. Acaba biz bir takım işlerimizi Ramazan-ı Şerif'ten önce yapmış olsak, Ramazan-ı Şerif'i daha çok ibadete, daha çok Kur'an okumaya, daha çok zikretmeye, orucu daha sağlıklı bir şekilde tutmaya ayırsak daha doğru olmaz mı? Elbette Ramazan-ı Şerif'ten önce yapılması mümkün olan, takdimi mümkün olan bir takım işlerimizi daha önceden yapıp bitirmek lazım. Şunu da paylaşmak isterim ki, kıymetli dostlar, bir insanda gerçekten ahiret derdi olmalı, ibadeti kaliteli olarak gerçekleştirme derdi olmalı. Bazı kardeşlerimiz hacca gittiğinde veya umreye gittiğinde tavaf alanını bırakmıyor hiç. Durmadan tavaf ediyor, umre yapıyor, sa'y yapıyor, gözyaşı döküyor. Bazıları da 5 yıldızlı otelde zamzam tavırda yukarıdan aşağı bakıyor, millet nasıl efendim tavaf ediyor diye. Hatta namaza bile oradan uyuyor, inmiyor, zahmet çekmiyor, aşağı inip de efendim tavaf alanına gidip de namaza uymuyor bazıları. O zemzem tavır dediğimiz veyahut da o bölgede bu şekilde ümresini yapanlar, haccını yapanlar daha fazla para veriyorlar. Kâbe'nin hemen dibinde iki bir otelde kalmak elbette ucuz değildi, daha fazla para veriyor. Ama fazla para vermek önemli değildir. Size sorsam ben, adam uzakta, gariban bir yerde otel, 3 yıldızlı bir otel tutmuş, oraya gitmiş yani, otelde kalıyor. Yaya geliyor, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika belki otobüsle geliyor. Ama bu adam bütün ömrünü Kâbe'de, oradaki zamanını Kâbe'de tavafla, namazla, Kâbe'yi seyretmekle geçiriyor. Öbür adam da zemzem tavırdan bakıyor. O zemzem tavırdan bakan bu adamın verdiği paranın 5 kat fazlasını vermiştir. Ama bu adamın yaptığı tavafın 1/5'ini yapmamıştır. Şimdi oradan dönerken, umreden dönerken, ne dersiniz? Fazla para veren fazla mükafatla mı dönmüş olacak, yoksa fazla ibadet eden fazla mükafatla mı dönmüş olacak? Hepiniz dersiniz ki, orası efendim otel için oraya gidilmiyor, tavaf için gidiliyor, umre için gidiliyor. Kim bunu daha iyi yaparsa, işte aynı şekilde kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif ayı, hangisinin iftar sofrası daha mükemmel, hangi iftar sofrasında daha debdebe vardır, buna bakılmaz. Ramazan-ı Şerif'te kim daha fazla ibadet edebilecek, kim daha kaliteli ibadet gerçekleştirecek, işte buna odaklanmak lazımdır. Aynı zamanda aile bireylerimizle, çocuklarımızla Ramazan-ı Şerif'in mutluluğunu paylaşma adına, kıymetli dostlar, paylaşma adına onlarla oturup Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle ilgili mutluluğumuzu paylaşmamız lazım. Bakın Ramazan geliyor çocuklar. Ramazan-ı Şerif ayı bizim hayatımızda, Müslümanların hayatında müstesna bir yeri vardır. Allah Celle ve Ala Hazretleri Ramazan-ı Şerif'in gecesiyle, gündüzüyle biz kullarına rahmetiyle tecelli ediyor. Gündüzlerin fazileti ayrı, gecenin fazileti ayrıdır. Camiler dolup taşıyor teravihlerle beraber. Hatta Ramazan-ı Şerif'te gündüz camiler diğer vakit namazlarına göre daha da canlı, daha da heyecanlı oluyor. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te şeytanlar bağlanmış oluyor. Şeytanlar bağlanınca ibadetler biraz daha kolaylaşmış oluyor kıymetli dostlar. Şimdi Ramazan-ı Şerif'e yapılacak olan hazırlıklardan birisi de elbette oruç ibadeti çok kolay bir ibadet değildir. Çok zor bir ibadet de değildir. Ama bazı insanların sağlık dengesi oruca elverişli olup olmama noktasında biraz tereddüt ifade edebilir. Tansiyonu vardır, şekeri vardır. Ne yapmak lazım? Şaban ayından, yani şu içinde bulunduğumuz aydan biraz antrenman dediğimiz, itman dediğimiz şeyleri yapmak lazım, gerçekleştirmek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok oruç tuttuğu ay Ramazan-ı Şerif'in dışında Şaban ayıdır. Dolayısıyla Şaban ayında tutulan oruçlar Ramazan-ı Şerif orucuna bir hazırlık niteliğindedir.
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Şaban ayında bazen bir oruç tutardı ki hiç fasıla vermez. Bazen fasıla verirdi. İlla Şaban ayının başından sonuna kadar oruç tutmak gerekir demiyoruz. Ama Aleyhissalatü vesselam Efendimizin en çok oruç tuttuğu ay hangisiydi? Efendim Ramazan'dan sonra Şaban ayıydı. Usame bin Zeyd radıyallahu anh Efendimiz der ki, bir gün dedim ki ey Allah'ın Resulü, ben Şaban ayında oruç tuttuğun kadar oruç tuttuğunu hiç görmedim. Ramazan-ı Şerif'in dışında. Yani en çok Şaban ayında oruç tutuyorsun. Bunun sebebi nedir? Kâle aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz şöyle cevap vermiş. ذَٰلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانُ Yani insanlar genelde Şaban ayını gafletle geçirirler. Recep ayı haram aylardan bir aydır. Önemli bir aydır. Miraç kandili de oradadır. Nasıl olsa Ramazan'da da oruç tutacağız. Bu arada Şaban kaynayabiliyor diyor aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz. Halbuki وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْاَعْمَالُ اِلٰى رَبِّ الْعَالَمِينَ Ay olarak Şaban ayı öyle bir aydır ki senelik ameller Cenab-ı Hakk'a Şaban ayı içerisinde arz edilir. Senelik ameller Şaban ayı içerisinde arz edilir. فَاُحِبُّ اَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَاَنَا صَائِمٌ Ben amellerimin Cenab-ı Hakk'a arz edildiği ay içerisinde oruçlu olmak isterim ki belki Cenab-ı Hak orucum sayesinde ibadetlerimi, amellerimi kabul eder. Yani oruçlu bir vaziyette olduğum halde Cenab-ı Hakk'a benim amellerim arz edildiğinde kabule daha fazla şayan olduğundan dolayı ben bunu böyle tercih ediyorum, böyle seviyorum buyurmuşlardır. Son olarak da kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'e hazırlık olarak baktığımız zaman Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Ramazan-ı Şerif'te camilerde okunan mukabelelere ilaveten evlerimizde, yazıhanelerimizde, ofislerimizde veyahut da yolda giderken mutlaka Kur'an okumaya bir zaman ayırmalıyız. Kur'an okumasını bilmiyorsak okuyanlardan dinlemeliyiz. Kur'an okumasını bilmiyorsak Kur'an-ı Kerim okumasını bilmemenin ezikliğiyle beraber hiç olmazsa önümüzdeki sene Kur'an-ı Kerim'i kendi kendimize okuyacak bir altyapıyı karar vermemiz lazımdır. Evet kıymetli dostlar, Recep ayı ekin ayıdır, Şaban ayı da sulama ayıdır, Ramazan ayı da hasat zamanıdır buyurulmuştur. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri en güzel şekilde Ramazan-ı Şerif'i idrak edip ihya edebilmeyi her birimize nasip eylesin. Ne kadar sebepler varsa ben sebepleri önünüze koydum diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Vesari'u, haydi şimdi yarış yapın bakayım. Birbirinizle yarış yapın. Hangi noktada? Bağışlanmak için yarış yapın. Şimdi gelin dostlar biz de Ramazan-ı Şerif'i daha güzel bir şekilde idrak edip ihya edebilmek için yarış yapalım. Ramazan-ı Şerif'te üzülerek ifade ediyorum, böyle hiç oruçla alakası olmayan, yani dinle imanla demeyeceğim de hiç oruçla alakası olmayan insanlar bakıyorsun ki ekranlarda ahkam kesiyorlar. Efendim Ramazan-ı Şerif'te korona hastalığı biraz yayıldığından dolayı hasta olsak da olmasak da Ramazan-ı Şerif'i daha ileriki günlere itelim diyorlar. Efendim teravihleri de kılmayalım, daha ileriki günlerde orucu tutarız. Yani herkes konuşuyor. Ne hikmetse konuşuyor. Ramazan-ı Şerif'te inşallah sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Rabbim her birimize oruç tutmayı nasip eylesin. Amin. Hasta olanlarımıza da acil şifalar ikram eylesin. Amin. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri, Ramazan-ı Şerif'i geçen sene çok garip geçirmiştik. Bu sene canlı ve heyecanlı geçirmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Şu ana kadar bize gelen bilgilerde teravih namazında herhangi bir sıkıntı yoktur. Dolayısıyla nasip olursa bizim camimizde farklı bir karar çıkmadıktan sonra yani İdarecilerimizden farklı bir karar çıkmadıktan sonra her sene olduğu gibi hatimle teravihimizi kılmış olacağız. Efendim
duaya çok ihtiyacımız var, ibadetlere her zaman ihtiyacımız var. İnşallah hatimle teravihimizi de kılmış olacağız. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birinizin maddi ve manevi sıkıntılarınızı izah eylesin. Yüce Rabbim ahirette yüzümüzü güldürecek ne kadar iyilikler ve güzellikler varsa sevdirsin ve nasip eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu ahirette hesabımızı zora sokacak, üzülmemize, ağlamamıza, feryat etmemize sebep olacak her türlü yanlışlardan bizi ve nesillerimizi muhafaza eylesin. Alnı secdeden uzak, cehenneme doğru koşmakta olan, kötü alışkanlıklara muptela olmuş, anasının, babasının canını sıkan, topluma zarar veren, nice yanlış yolda yürüyen çocuklarımız varsa, torunlarımız, yeğenlerimiz varsa, Rabbim tevbeler nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif hürmetine tevbeler nasip eylesin. Cennete doğru yönelmelerini nasip eylesin. Yüce Rabbim dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. Bu hafta yardım buradaki hizmetlerle ilgili talep ediliyor. Kıymetli dostlar, bu hizmetleri en iyi takdir eden sizsiniz. Pandemi sebebiyle, Covid sebebiyle elbette piyasalarda sıkıntı var ama Allah Celle Celaluhu öyle de imtihan ediyor, böyle de imtihan ediyor. Yok demeyelim, varken yok demeyelim. Varken yok dersek Allahu Teala bize der ki sizi yalancı çıkarmayayım, o zaman yok edeyim der. Bir de bakarsanız ki varken yok dediğimiz şeyler birdenbire yok oldu. Çünkü Cenab-ı Hak bizi yalancı çıkarmamış olur. Aman şükretmesini bilelim, varken yok demeyelim. Allah için verip, Allah için, Allah'ın dinine omuz atalım tabiri caizse, asla biz kendimize yapmış oluruz. Yüce Rabbim helal, bol, bereketli kazançlarla cümlemizi merzuk eylesin. Lillahil Fatiha. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الله أكبر الله أكبر Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'du fe ya ibadallah, ittequllaha ve ati'uhu. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا صدق رسول الله Muhterem Müslümanlar, her birimiz bir imtihandayız. Dünya ve ahiret mutluluğunun peşinde, zorlukları aşabilmenin gayretindeyiz. Yaratılışımız gereği sevinci ve hüznü, neşeyi ve kederi birlikte yaşamaktayız. Çeşitli hastalıklar, sıkıntılar ve engellerle sınanmanın yanında Down sendromu ve otizm gibi gelişim farklılıklarıyla da karşılaşmaktayız. Yaşanan her zorluğun, çekilen her zahmetin öğretici ve insanı geliştirici bir boyutu vardır. Zorluk ve sıkıntıları göğüslemek, her halimizde Allah-u Teala'nın rızasını gözetmek, insanda kemal sıfatlarının açığa çıkmasına vesile olur. Aziz müminler, gelişim farklılıkları hakkında doğru bilgilenmemiz, tedavi ve rehabilitasyon imkanlarını araştırıp, ehil ellerden destek almamız gerekir. Bu tür durumlarda erken tanı ve buna bağlı olarak doğru tedavilerin ve bilhassa uygun eğitimin
vaktinde başlanması son derece önemlidir. Kıymetli Müslümanlar, Down sendromlu ve otizmli kardeşlerimizin ve ailelerinin hayatın hiçbir alanında kendilerini yalnız hissetmemeleri için hepimize sorumluluklar düşmektedir. Kardeşlerimize karşı duyarlı olmak, gereken desteği göstermek, hayatlarını kolaylaştırmak dini ve insani görevimizdir. Değerli müminler, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. O halde birbirimizin farkında olalım. Kardeşlerimizle insan onuruna yakışır bir ilişki ve samimi bir yakınlık kuralım. Sonra da ellerimizi Rabbimize açalım, tam bir teslimiyet içinde ona boyun eğip sabır ve şifa dileyelim. Bizleri hem bu dünyada hem de ahirette mesut ve bahtiyar kılacak bir kulluk bilincine eriştirmesini ondan niyaz edelim. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle bitiriyorum. Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir. Ela inne ahsana'l kelami ve eblagha'n nizam kelamullahil melikil kaviyyil azizil allam kema qalallahu tebaraka ve taala fil kelam ve iza quri'al kur'an festemi'u leh ve ensitu leallekum turhamun estaizu billah İnned dîne indallâhil islam, sadakallâhul azîm. Elhamdülillâhi hamdel kâmilîne ve salâtu ve selâmu alâ rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Ta'zîmen li nebiyyihi ve tekrîmen li fehâmeti şâni şerefi safiyyih. Fekâle azze ve celle min qâilin muhbiran ve âmira, İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyy. Ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellimu teslime. Sadakallahul azim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim. İnneke hamidun mecid. Ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Kema barakte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim. إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد كلمة الحق والدين عباد الله اتقوا الله وأطيعوه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Kötü işleri, fenalık ve azgınlığı yasaklar. Allah